Hem anime tarzı hem de bedava bir aksiyon RPG oyununa ne dersiniz? Ben de öyle tahmin etmiştim. Bağımsız bir yapımcı olan Limited tarafından geliştirilen anime tarzı macera öğelerini barındıran bu saf aksiyon rol yapma oyununun adı The Dawn. Yani Şafak. Oyun ilk çıktığında 4 dil desteğiyle çıkmıştı. Ve bu dillerin arasında Türkçe de vardı. Bu çok şaşırtıcı değil mi? Hem bağımsız bir oyun hem 4 tane dil var ve bu 4 dilin arasında Türkçe de var. Şimdi baktığımız zaman genelde bağımsız ya da tanınan şirketler oyun yaptığı zaman oyunun içinde 20-25 tane dil de olsa bunların arasında Türkçe'yi bulmak neredeyse imkansız. Ama bu oyunda Türkçe dil desteği de var ve bu da benim çok hoşuma gitti. Hatta bununla ilgili Steam'de bir yorum okumuştum, ona bakalım. Geliştirici Türk mü değil mi bilmiyorum ama eğer ki Türk değilse Türklerin beleş mezar bulsa içine gireceğini çözmüş. Yoksa kısacık oyuna 4 dil eklemesi ve o dillerden birinin Türkçe olması ilginç bir durum. Yani bence de hani sadece İngilizce altyazı ekleyip de geçebilirlerdi. Oyun henüz yeni olmasından kaynaklıdır ki maalesef 4 dörtlük bir oyun değil. Oyunun iyi yönleri neler? O zaman oyunun artılarından bahsedelim. Oynanış mekaniği. Oyun akıcı ve tatmin edici bir oynanış mekaniğine sahip. Hem aksiyon hem de vuruş hissiyatı konusunda gayet tatmin edici bir iş çıkarmışlar. Klasik gibi görünse de tatlı bir hikaye sunuyor. Spoiler vermeden kısa bir özet geçecek olursam, klasik abi işte bir tane adam Android diyebileceğimiz mekanik robotlar üretiyor, onlarla dünyayı işgal etmek istiyor. Bu robotların lideri olarak tasarladığı Maya adındaki robot ve beyin olan Max adındaki robot isyan çıkarıyor. Dünyanın ele geçirilmesini doğru bulmayıp insanları kurtarmak adına robotlara karşı savaşacaklarken Max yakalanıyor ve öldürülüyor. Fakat ana karakterimiz Maya, arkadaşı Max ile Max ölmüş olsa da bir çip sayesinde konuşarak iletişim ve bilgi alışverişi sağlıyor. Yani bu da hani düşmanlar geliyor, şurada şunu yap, şu yeteneğini aktif, şu yeteneğini kullan gibi oyun içinde size bilgiler vermesini sağlıyor Max'in. Karakter tasarımı. Kontrol ettiğimiz ana karakterin tasarımı gayet hoş ve tatlı. Onun dışında kullandığımız silahla etkileşim, skillerin yansıması, akıcı şarjör değiştirme efektleri falan bayağı iyi. Yetenekler. Oyun sadece vur geç kafası bir oyun değil. LoL'deki Ekko'dan örnek verebilirim bu konuda. Karakterimiz Maya'nın zamanı durdurma, rakiplerinin arkasına geçme, zamanı hızlandırma ve benzeri birçok yeteneği mevcut ve bu yetenekler savaş sırasında sizlere eşlik ediyor. Türkçe dil desteği. İlk çıktığında 4 dil vardı demiştik ve bunlardan biri de Türkçeydi. Şu an oyunda 11 dil seçeneği mevcut. Böyle bağımsız yapımlarda ve anime tabanlı oyunlarda Türkçe dil desteği bulmak ciddi anlamda şaşırtıcı ve hoş. Free to play. Oyun oynamak için para vermiyorsunuz. Ki bu en iyi özelliklerinden biri, oyun Steam üzerinde bedava, para vermeden kütüphanenize ekleyip oynayabilirsiniz. Oyunun eksikleri. Tabii yani şimdi oyun yeni çıktığı için birçok eksiği olabilir, birçok sıkıntı çıkarabilir. Bunlardan bazılarını test ettim ve sizlerle paylaşacağım. Zaten kaldı ki büyük yapım firmaları bile, tanınan yapım firmaları bile oyun çıkarırken, milyon dolarlar verip oyun çıkarırken eksik, sıkıntılı materyallerle oyunlar çıkartabiliyorlar. Yani bunlardan en büyük örnek Square Enix olabilir. Controller ve Gamepad desteği yok. Oyun sadece klavye ve mouse ile oynamak zorundasınız. Benim gibi Xbox Controller ile oyun oynamayı seven arkadaşlar için bu durum biraz moral bozucu olsa da kontrol şeması gayet kolay. Kısa oynanış süresi. Oyun 400 MB gibi kısa bir indirme boyutuna sahip. Bu da grafiklerin güzelliğini ve dinamiklerin akıcılığını kaplasa mantıken hikaye sunumu da biraz kısa kalabiliyor. Tadında bir oyun olmuş fakat daha uzun olabilirdi bence. Belki ileride yeni patchler ve yeni hikayeler de oyuna dahil olur, yani bilmiyorum. Optimizasyon. Oyunun içinde grafik ayarları bölümü maalesef yok. Fare hassasiyeti, dil seçeneği falan var ama her sistemde oynayabileceğiniz bir oyun olmaktan maalesef kaçıyor grafik ayarları şemasının olmaması. Yani oyun sistemimiz de kasıyor diyelim, oyunun sistem ayarlarını düşürme veya yükseltme gibi bir seçeneğiniz olmuyor. Bu da oyunun geniş kitleler tarafından oynanmasını engelliyor. Yani bağımsız bir yapım sonuçta. Bağımsız yapımlar genelde iki boyutlu RPG türüne daha çok yatkınlar. Daha çok o tarzda oyunlar üretiyorlar. Bağımsız bir yapım firmasının gelip de anime tabanlı, güzel mekanikleri, güzel grafikleri olan, karakter tasarımı 10 numara yapılmış ve içinde Türkçe dil desteği olan bir oyun çıkarırsa bence bunu çok yadırgamaya gerek yok. Birazcık beklemek lazım. Oyun bir ay önce çıktı. Ben oynadığım kadarıyla oyundan gayet memnun oldum. Bazen ufak tefek optimizasyon sıkıntıları yaşadım. Yani benim sistemimde çok iyi bir sistem değil. 1050 2 GB'lık düz 1050 bir sisteme sahibim. Bu da tabii ki oyun içinde bazen bağımsız firma, yeni bir oyun süreci, yeni bir oyun seçeneklerini göz önünde bulundurduğumuzda kolay ama aşılmayacak şeyler değil. Çok ara ara drop yiyebilirsiniz. Bazen FPS'iniz birkaç saniye eline düşüp
artabilir. Bu tarz sıkıntılar dışında oyun gayet güzel. Bu videomuzda anime tabanlı, bağımsız, bedava bir aksiyon RPG olan The Dawn'ı tanıttık. Umarım oynayıp keyif alırsınız. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.